Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, çok lezzetli ve çok önemli bir konu öğreneceğiz. Tiyatro konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tiyatro konusu hem üniversite sınavlarında hem de okul yazılarımıza karşımıza çıkan önemli bir konu. 2022 AYT'de, 2021 AYT'de ve bundan önceki yıllarda her sene mutlaka tiyatrodan üniversite sınavında soru sordular. Dolayısıyla şimdi yapacağımız çalışma sadece onun sınıf yazılarımızda değil, aynı zamanda üniversite sınavında da işimize yarayacak arkadaşlar. O yüzden buraya dikkatle dinleyelim. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve bu Güzel, keyifli, kolay konuyu hemen öğrenip bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte geleneksel Türk tiyatrosunu öğreneceğiz. Yani doğaçlama, Tuluhat tiyatrosu öğreneceğiz. Yazılı bir metin yok. Adam çıkıyor, hayal denen bir adam, karagöz Hacivat'ı oynatıyor. Orta oyunu da kavuklu ipi şeker çıkıyor, doğaçlama tiyatro yapıyor. Medda çıkıyor tek kişilik seyirlik böyle tek başına gösteri yapıyor. Herhangi bir metin yok. Köy seyirlik oyunları da aynı şekilde, kukla da aynı şekilde. Ama modern Türk tiyatrosunda arkadaşlar durumlar değişiyor. Ne oluyor bu sefer? Şinasi denilen bir kişi oturuyor, şair eğlenmesi bir piyesi yazıyor ve bunu Tercümanı Ahval gazetesinde arkası yarın yani tefrika şeklinde yayınlıyor. Ve İnsanlar diyorlar ki ilk defa bir yazılı piyes var, yazılı bir oyun var diyorlar. Şair elenmesi ve töre komedyası. Sonrasında Namık Kemal Vatan Yavuz Silistre'yi yazıyor. O da ilk sahnelenen tiyatro oluyor. Dolayısıyla Tanzimat döneminde, Milli Edebiyat döneminde de yazılı tiyatroları görmeye başlayacağız. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlama Modern tiyatro ise tabii ki yazılı bir metne bağlı. Burada modern tiyatroda belki hatırlarsınız arkadaşlar bunu dokun sınıfta işlemiştik. Trajedi ve komedide üç birlik kuralı vardı. Yani zaman, mekan ve olay birliği vardı. Dramda ise bu zorunlu değildi. Perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay başlatabiliyordu. Ama trajedi ve komedide böyle amfi tiyatro gibi bir yer olduğu için adam perdeyi kapatamaz ki. Dolayısıyla son sahneyi canlandırıyordu. Son perdeyi canlandırıyordu. Ondan öncesi böyle koroyla şarkılar halinde söyleniyordu. La 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 la. E Sonradan da en son durum sahnede canlandırılıyordu. Fakat dramda perde olduğu için bir şekilde oyuncular perde kapandıktan sonra yeni bir dekor kurup yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olaya geçebiliyorlardı. Şimdi öncelikle geleneksel Türk tiyatrosunun yani halk tiyatrosunun özelliklerine bakalım. Sözlü olduğunu bir kere bileceksiniz arkadaşlar. Yani yazılı bir metne bağlı olarak oynanmıyor. Buna biz tuluat yani doğaçlama diyoruz. Mizah çok önemli, yanlış anlamalar var ve ...değişik bölgelere ait şişeli ve ağız taklitlerinden yararlanılıyor. Müzik, dans ögeleri var. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok. Neredeyse yok denecek kadar az. Yani esasında bu bizim geleneksel özümüzde bulunan tiyatro yeteneği arkadaşlar. Yani hani Karagöz saf, Hacivat akıllı. Kavuklu saf, Pişekar akıllı. İşte başka ne diyebiliriz mesela? Ee, Kemal Sunal saf, Şener Şen akıllı. İşte Hoca... Pardon Tonguç Saf Hoca Akıllı. Hani onun gibi bize de böyle Karagöz Ecevat esprisini uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim Karagöz oyununa. Burada Karagöz oyunun kurucusu ve piri Şeyh Küşleri'dir. Küşleri meydana adını verilen bir perde oynatılıyor. Hayali diye bir adam oynatıyor. Hayali kim olduğunu bilmiyoruz. Böyle ey Karagöz Ecevat. Böyle konuşuyorlar ama aralarındaki konuşmaları zihninden oynatan kişiye hayali diyoruz. Ee, yardımcısına da yardak deniyor. Yardımcı yardak. Bu kadar basit. Yazılı bir metin yok. Doğaçlama, yanlış anlamaya dayalı şiir ve ağız var. Gülmece var ve müzikten yararlanılıyor. Şimdi Karagöz mizahın asıl kaynağı. Bak hep K harfine dikkat edin. Karagöz, Kavuklu, Kemal Sunal. Bu üçü her zaman mizahın kaynağı. Eğitimli değildir. Halk diliyle konuşur. Yanlış anlar. Açık sözlü ve dürüsttür. Halk temsil eder. ise eğitimli. Medrese diliyle konuşuyor. Görgü kurallarına uyuyor. Uyanık ve çıkarcı. Yarı aydın kişileri temsil ediyor. Bunun haricinde belli başlı diğer tipler var. Çelebi miras yedidir. Zengin tip. Tiryaki böyle uyuklamaya başlayan tiptir. Beberuhi cücedir, yaygaracıdır. Zenne de kara göz önündeki kadın tipleridir. Yani kadınlar oynamıyor. Zaten bizde ilk defa kadın olarak e, sahneye çıkacak olan kişi Afife Ali olacak. Ama onun öncesinde hep erkekler kadınları canlandırıyor. Diğer tiplere baktığımızda Tusuz Deli Bekir böyle kabadayıdır yani. Zeybek vardır, külhanbeyi Bey vardır, Arnavut, Laz, Rum, Balan, Frank gibi e, diğer kavramlar, diğer tipleri de görürüz. Peki hocam bunları niye öğreniyoruz? Deli miyiz biz? Arkadaşlar bir kere bunlar bizim geleneksel Türk tiyatromuz bize ait. İkincisi üniversitelerden şak diye çıkıyor. Mesela diyor ki hangisi Karagöz'deki diğer tiplerden değildir diyor. Hangisi işte Karagöz oyunundaki esas tiptir diyor. Hangi bilgi yanlıştır diyor. Hacivat işte e, açık sözüyle dürüsttür eğitimli değildir diyor. Hayır bu yanlış Hacivat eğitimli diyebilmeniz lazım. Şimdi Karagöz oyununun bölümleri var. Dört tane bölüm var. Giriş önce bir oyuna girecekler. Sonra muhabere yani karşılıklı konuşma. Sonra fasıl yani asıl olayın sergilendiği bölüm. Dördüncü de bitiş. Yani yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan lisan ettikse affola diye bitirirler arkadaşlar. Burada şu çok önemli. Muhaberenin karşılıklı konuşma olduğunu, fasılın da asıl bölüm olduğunu sakın sakın unutmayın. Çünkü birazdan kavuklu ve pişeker yani orta oyununda da bunu göreceğiz. Tabii bu konumuzu bitirdikten sonra sizler mutlaka onun insanın soru bankalarımızdan bakın burada tiyatro ile alakalı hem kazanımları verdik nelerin çıktığını hem de ardından test sıra bölümleriyle sizleri testlerle pekiştirdik. Sonrasında arkadaşlar burada normal tarama testlerimiz var. Tekrar testlerimiz var. ÖSYM tarzı sorularımız var. Ve en sonunda da yazılı soruları koyduk ki öğrencilerimiz bunları güzel bir şekilde pekiştirsin istedik. Şimdi devam ediyorum. Karagöz önünden bir kesit vermiş mesela. Hacivat bilen kişi, aydın kişi. Karagöz ses dangoz, saf olan. Bilmece bilir misin? Elbet. Bilmece ben demek, ben demek, ben demek, bilmece demek. Söyle bilmeceni al cevabını. Peki Karagöz'e bir tane söyleyeyim diyerek gidiyor. Ve burada şu önemli. Sınavda size mesela üniversite sınavında ya da yazılı sınavınızda böyle bir metin verecek. Bu metinle ilgili neler söylenebilir diyecek. Neler söylenemez diyecek. Bazen şu karagöz oyununda olan özellikler yani şu özellikleri az önce vardı ya şunlar. Bu özelliklerin bir tanesi o andaki o örneğin içinde olmayacak. Yani işte ne bileyim, e, yanlış anlamaya dayalı dil oyunları yapılır diyor ya. Doğru genelde bu var ama bu metinde yoksa eğer sana diyecek ki hangi söylenemez bu metinle ilgili. Sen diyeceksin ki yanlış anlamaya dayalı yoktur. Normalde vardır ama burada yoktur gibi soruları ÖSM e sormayı çok seviyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Orta oyunu. Orta oyunu da Karagöz ve Hacivat'ın etek bürünmüş hali. Hani Karagöz ve Hacivat gölge oyunuydu ya. Bu ise adamlar bildiğin orta oyunu denilen bir yerde çıkıp oynayacaklar. Gerçek insanlar oynuyor bu sefer. Karagöz'ün yerini kavukla alıyor. Hacivat'ın yerine pi şeker alıyor. Orta oyunun sergilendiği alana palanga deniyor. Oyunda dekor denilebilecek başka iki var. Biri yeni dünya. Ev olarak kullanılan paravanlar oluşur. Dükkanda iş yer olarak kullanılan iskemle. Şimdi zurna, çifte nara gibi çalgılar var. Aynı zamanda e, çalgılardan sahneye giren oyunculara haber işleviyle yararlanılır. E, başka ne diyebiliriz? Geniş bir oyuncu kadrosu var. Giysilerin bulunduğu alana sandık odası deniyor. Ve pişekerin elinde tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesneye de paştav yani şakşak şak deniyor. Şimdi burada gelelim esas kısım burası. Üniversite sınavlarında da yazılı sınavlarınızda burası sorulur. Bakın canlı oyuncular var. Yani Karagöz Hacivat gibi gölge önü değil. Günlük hayattan alınıyor konular. Yazılı bir metin yok. Tuluat denen doğaçlama bir tiyatro. Yanlış anlamaya dayalı o dil oyunları var. Şive ve ağız saklitleri var tabii ki. Gülmece, miza bunlar önemli kavramlar. Bakın tekrar söylüyorum. Tuluat olması çok önemli. Yani kavuklu ve pişeker çıktı. Ne yaptılar? Doğaçlama bir şekilde yazılı bir metne bağlı olmadan espriler yaptılar. Mizaha dayalı insanları güldürdüler. Şimdi asıl kişi kavuklu. Karagöz oyunundaki karagöz ile aynı özelliklere sahip. Kavuklu, karagöz ve kemasunal diyebiliriz. Kavuklu, Karagöz, Kemal Sunal. Niye? Kemal Sunal hep saftır yani. Yanlış anlar. Mizah nasıl kaynağıdır? Halkı temsil eder. Pişekere baktığımızda Hacivat ile aynı özellikleri sahip. Eğitim görmüş, görgü kurallarına uyar. Orta sınıf şehirliği temsil eder. Diğer kişiler Kavuklu ve Pişeker dışındaki kişiler Karagöz önüyle aynıdır. Zenne, Yahudi, Acem, Kürt, Rumelili, Arnavut, Ermeni, Kayserili, Frank, Çelebi, Muhacir gibi tipler de var. Bu da önemli. Şimdi orta oyunun bölümlerine bakalım. Aynısı Karagöz'de. Yine giriş, yine muhabere, yine fasıl, yine bitiş. Fasıl yine asıl konu, asıl bölüm. Muhabere yine konuşma. Bu kadar. Arzbar denilen ilk bölümde Kavuklu ile Pişeker tanıdık çıkar. Yanlış anlamalar mizah oluşturur. Yani burada çok önemli olan bir şey yanlış anlama. Tekerleme adı verilen ikinci bölümde kavuklu olağanüstü bir olayı baştan geçmiş gibi anlatır. Ancak sonra da bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Burası da tekerleme bölümü. Bunu da eğer hocanız detaylı bir şekilde anlatıysa size sınavda sorabilir arkadaşlar. Zurnanın pişeker havasıyla sahneye gelen pişeker zurnacı ile kısa bir konuşma yaparak oyunu başlatıyor. Sonra zurna kavuklu havasını çalar ve kavuklu ile cüce konuşarak sahneye geliyorlar. Şimdi burada da yine size böyle bir metin verip bu metni yazılınızda ya da üniversite sınavında incelemeniz istenebilir. Ve bu metindeki ifadelerden anladıklarınıza göre hareket etmeniz gerekir arkadaşlar. Yoksa normalde işte kavuklu ve pişekarda bu var. ...işte ne bileyim orta oyununda bu var. ...kara Karagöz hatta bu var diyerek bildiklerinize değil metine göre hareket etmeniz gerektiren sorular soruyorlar ÖSYM tarafından. Şimdi geldik buraya. Medda. Medda tek kişilik tiyatro. Böyle zihninizde Cem Yılmaz canlansın. Çıkıyor tek başına güldürüyor ya insanlar. Aynı onun gibi. Met edici, övücü taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya meddah deniyor. Tek kişilik tiyatro bütün kişilerin varlığını birleştiren bir aktör. Şimdi yüksek bir yere oturarak sergiliyor. Perde, sahne, elbise, dekor kişi yok. Müzik ve mizatan yararlanacak. Yine doğaçlama, yine tüm kişiler medya tarafından canlandırılıyor. Ve e, canlandırmada cez ve müzikler var. Sonunda da bir ders çıkıyor. Burada meddahın iki tane aksesuarı var bu önemli. Bir mendili var. Mendili bak şu şurada omzuna atmış. Mendili bazen kadın taklit yaparken yani zeynep taklit yaparken başörtüsü yapar. Bazen atkı yapar, bazen peçe yapar, bazen ne bileyim sofra bezi bir şekilde kullanır. Sopası ise bazen e, efekt için saz yapar, süpürge yapar, tüfek yapar, at yapar. Yani o sopayı ve mendili kullanarak esasında izleyicinin gözünde bir şeylerin canlanmasını sağlar. Medahın bölümleri ise dört tane. Başlangıç, giriş, hak dostum hak diyerek giriş yapıyor, tekerlemeler söylüyor. İkinci bölüm açıklama yani kahraman ailesi geçmişiyle birlikte dinleyicileri tanıtıyor. Üçüncü bölüm senaryo. Burada mani atasözü ve türk içeren olaylar var. Dördüncü bölüm bitiş bölümü artık. Ve bir hisse. Kıssadan hissederler yani kısa bir olaydan ders çıkarmak. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçü lisan ettik saf olay. Yani hatalı bir kelime kullandıysa bize affedin diyor. Şimdi geldik köy seyirlik oyunlarına. Bu daha da kolay. Bunun çıkma ihtimali biraz zayıf. Üniversite sınavlarında hiç köy seyirlik oyunları çıkmadı. Yazılıda da hocanız belki sormayabilir. Ama siz yine de bileceksiniz. Niye? Hedefiniz yüksek not almak. Burada köydeki halk gidip kahvelerde beraber doğaçlama oyun oynuyor. Bu. Başka bir şey yok. Karagöz Hacivat'ta bir adam gölge oyunu oynatıyordu. Kavuklu Pişekar'da sahneye çıkıp gerçekten etiyle buduyla insanlar vardı. Meddah tek kişilik tiyatro çıkıyordu. Cem Yılmaz gibi güldürüyordu. Ama mendili ve ee, sopası vardı. Şeyde ise nedir onun adı? köy seyirlik oyununda ise yılın mevsimine değişimine bağlı olarak gönüllü bir yönetici tarafından gönüllü köylülerden oluşan özel sahnesi ve kostümü olmayan işte yazın boş bir alanda kışın kapalı mekanlarda yapılan bir oyun yani. Kadın rollerinde erkekler canlandırıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Karagöz'de de orta oyununda da kadın tiyatrocu yok. Kadınlar sahneye çıkmıyor. Biz ne yapıyoruz? Erkekler kadın kılığında oyun oynuyorlar. Mizahi ögeler var. Dua mani tekerleme türkü ve dansan yararlanılıyor günlük yaşam, doğal ayları, köy yaşamı taklide dayalı. Şimdi gelelim kuklaya. Kuklada ise bildiğimiz kukla oynatılıyor. Burada kukla oynatıcılara ne denebilir sizce? E, kuklacı deniyor bu kadar basit. Konusunu günlük yaşamdan, halk hikayelerinden ve efsanelerden alıyor. Güldürmeyi amaçlıyor. Eğiticilik yönü de var. Doğaçlama yani yazılı bir metin yok ve müzikten yararlanıyor. Araba, el, ipli, iskemle gibi türleri var. Geneliksel kuklada da yine aynı, aynı Karagöz Hacivat, Kavuklu Pişekar, Kemal Sunal Şenerşen gibi ibiş var ve bir de ihtiyar var. İbiş kurnaz ve hazır cevap, kaba bir dili var, biçimsiz bir şapkası var. İhtiyarın uşağı Mizan Kayna. İhtiyar ise varlıklı bir kişi, İbiş'in efendisidir, patronudur. O işi biliyor yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Geldik modern tiyatromuz ve geleneksel Türk tiyatrosunun karşılaştırmasına. Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yoktu, doğaçlamaydı. Burada ise yazılı bir metin var. Yani Şinasi'nin şair eğlenmesi yazılı bir şekilde çıkmış. Ön hazırlık prova yok. Burada ise ön hazırlık prova var. Burada sahne, dekor, kostüm ve benzeri gelişmemiş. Burada ise gelişmiş arkadaşlar. Bakın burası önemli. Kalıplaşmış belirli tipler var. Yani işte çelebi, zenni, miras yedi tipler. Bunlar yani belli işte bebe ruhi veyahut da külhan Beyi, işte acemler, İranlar işte böyle belli tipler her ikisinde de var. Burada ise her türden tip veya karakter var. Burada mizah önemli. Yani Karagöz'ü izlediğin zaman gülmelisin. Orta oyunu izlediğin zaman gülmelisin. Medda izlediğin zaman tebessüm etmelisin. Mizah yögeler önemli. Burada ise her türlü konu var. Vatan yahu silistrede gülecek bir şey yok yani. Vatan savunması var. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi geldik Tanzimat dönemi tiyatrosuna. Artık doğaçlama değil. Yazılı tiyatroyuz. Doğaçlama tulü attı. Burada ise yazılı tiyatroyuz. Yani artık yazılı bir metin var. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın sakın karıştırmayın. Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlama yani tuluat yani sözlü yani adam o anda düşünüyor. Ama modern tiyatro ve modern Türk tiyatrosu doğaçlama değil. Yazılı, belirli. Anlaştık mı? Burada önceden yazılı bir metin var yani. Geldik buraya. Modern tiyatro Türk edebiyatı'nın tanzimat döneminde batıdan geliyor. Şinasi ilk yerli oyun olan şair eğlenmesi adlı töre yazıyor. Bakın bu üniversite sınavlarında defalarca soruldu. Size de sorabilirler. Burası önemli. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı dramı. Yani Vatan yahut Silistre... iki tane adı var. Dramı sahnelenen ilk yerli eser oluyor. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey özellikle Molière'den uyarlamalar yapıyor. 1868'de Güllü Agop, Gedikpaşa Tiyatrosu olarak bilinen tiyatroyu kuruyor. İlk modern tiyatro örneklerinde geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanılıyor. Konular tarihten ve günlük yaşamdan seçiliyor. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Vevik Paşa. Bunlar önemli. Bakın Ahmet Vevik Paşa Molière yani komedinin ustası Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına adapte edecek, uyarlayacak. Namık Kemal ilk sahnelerde tiyatro yapacak. Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyecek ve tiyatroyu halkı bilinçlendirmek için kullanacak. Şinasi ise edebiyatımızdaki ilk tiyatroyu yazıyor. Şimdi Tanzimat dönemi tiyatrosuna baktığımızda iki tür. Bir birinci dönem tiyatrosu en önemli tür. Daha çok komedi ve dram var klasisizm ve romantizm akım etkisinde yani halka bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Sade bir dili var ve tabii ki teknik eksikleri var. Burada Şinasi'nin şair Ölenmesi, Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi, Gül Nihal, Celalettin Harzemşah, Karabela, Akif ve birçok önemli tiyatrosu var. Ahmet Vüyük Molière'den çevirileri var. Şemsettin Sami'nin, Ahmet Rıza Efendi'nin mesela Çerkez Özdenler Tiyatrosu bunlar önemli. Direktör Ali Bey yine önemli bir tiyatrocu birinci dönemde. İkinci döneme baktığımızda ise dönemin siyasi koşulları nedeniyle baskı var. Dolayısıyla sanatçılar böyle ee, böyle fazla ihmal ediyorlar. Hatta okunmak için yazıyorlar. Yani oynanmak için değil, okumak için tiyatrolar yazıyor. Kim yapıyor bunu da? Abdülhakim Tarhan yapıyor. Bu da çıkmış üniversite Oynanmak için değil, okumak için yazdım efendim diyor. Yani burada adam sahneliyor mesela Çerkez Özenler tiyatrosunu sahneliyor, Vatan Yansıları sahneliyor ama sonradan tiyatrolar kapatılıyor. Ve bu yüzden de sanatçılar diğer dönemde yani ikinci dönemde oynanmak için değil okumak için tiyatrolar yazıyorlar. E süslü, süslü sanatta ağır bir dil kullanıyorlar. Niye? Çünkü burada topluma bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Burada öyle bir şey yok ki. Burada sade bir dil kullanıp topluma bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Burada öyle bir durum yok. Trajedi, dram, romantizm önemli. Şimdi Şinasi'nin şairelenmesi Tercüman Haval Gazetesi'nde Tefrika yani arkası yarın çekine yayınlanıyor. İlk yerli tiyatro, tek perdelik bir töre geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyor. Kişiler düzeylerine göre konuşturuluyor. Kişi adıyla sosyal özellikleri uyumlu. Bakın bunlar ÖSYM'nin ifadeleri arkadaşlar. ÖSYM bunu aynen sormuş. Demiş ki Şinasi'nin şair eylemesi hakkında neler söylenemez demiş. A seçeneğine bunu koymuş, B seçeneğine bunu koymuş, C seçeneğine bunu koymuş. Bunlar söylenebiliyor. Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu, Ebu Laklaka gibi karakterler, kişiler var. Görücü usulüyle evlilik eleştiriliyor. Bir tane şair var bir kızı beğeniyor. Onunla evlenmek istiyor ama kızı değil de kızın ablasını ona evlendirmeye çalışıyorlar. Çarşaflı kızlar da tabii göremiyor. Göremedik içinde ya ben bu kızı değil de öbürünü sevmişim aslında falan. Böyle bir komedi yani. Namık Kemal'in Vatan Yansıları eseri ise edebiyatımıza ilk sahnelenen tiyatro eseri. Romantik tiyatro türünün ilk örneklerinden Gedikpaşa Tiyatrosu'na sahnelenecek dört perdelik bir dram. İslam Bey, Zeki, Abdullah Çavuş, Sıkı Bey karakterleri, üniversitelerinde bu karakterleri soruyorlar konusu tarihten alınmış. Silistre Kalesi'nin kurtarılması için askerlerin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılıyor. Vatan sevgisi, kahramanlık, fedakarlık temaları var. Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu'na geldiğinde biliyorsunuz 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi sanatçılar Milli Edebiyat'ı başlatmışlardı. Yani Yeni Lisan makalesi yayınlamışlardı. Pırıl pırıl bir Türkçenin doğmasını sağlamışlardı. İşte Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu'nda da tabii ki sanatçılar yine milli konuları yani bayrağımızı, vatanı, sevgiyi anlatacaklar. Şimdi e, modern tiyatro gelişimini milli edebiyat döneminde sürdürecek. Konuşma diline yakın bir edebi dil var. Sade bir dil var. Yeni bir lisan kullanılıyor. İstanbul şehir tiyatrolarının ilk hali olan Darül Beda'yı açılıyor. E, i̇lk oyun Hüseyin Suat Yalçı'nın Emil Faber'dan uyarladığı Çürük Temel adlı oyun oluyor. İlk sergilenen oyun ise Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyunu oluyor fecali sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oluyor. Bu dönemde İbn-i Refik Ahmet Nuri ve Musaib Zade Celal de önemli tiyatro yazarları. Milli Edebiyat Tiyatrosu'nun genel özelliklerine baktığımızda milliyetçilik ve türkçülük. Zaten az önce bayrağımızı dalgalandırmıştık. Bir kez daha dalgalandırıyoruz. Milliyetçilik, türkçülük. Teknik açıdan mükemmellik yok. Henüz yakalanamamış. Ama şu önemli. Sade bir dil var. Toplumun her kesimini yansıtan kişiler var. Osmanlı'nın son dönemi saray hayatı ve istibdat yılları eleştiriliyor. Yakın tarih ve Türk dünyası idealleri eserlere yansılıyor. Realizm yani gerçekçilik gözlemlenerek aktarılan gerçekçilik var. Ve ve en önemlisi de gözlemci gerçekçi anlayış benimseniyor. İbnül Refik Ahmet Nuri, Musayb Zade Celal, Aka Gündüz ve aynı zamanda Reşat Nuri önemli kişiler arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in de, Yakup Kadri'nin de, Halit Fahri Ozansoy'un, Yusuf Ziya Ortaç'ın, Faruk Nafiz Çamlıbel'in de tiyatroları var. Şimdi, burası önemli. İbnül Refik, Ahmet Nuri ve Musahip Zade Celal'i bakanlık Bakanlığı kitaplarında detaylı bir şekilde işliyorlar. Dolayısıyla size de sınavınızı sorabilirler. Biz de zaten 10. Sınıf Dinama Soru bankamıza bu konuyla alakalı konuyu anlatırken... ...bakın burada tiyatro konusuna geri geliyorum. Burada konuyla alakalı sorular sorduk. Sizler için bu sanatçıların ve diğer şey, Karagöz, Orta Oyunu, e Medda, Kukla, Tanzimat Dönemi tiyatrocuları... ...veyahut da Milli Edebiyat Dönemi'nin diğer tiyatroloji ile alakalı önemli bilgileri verdik. Sizler mutlaka buradaki soruları çözün arkadaşlar. Ve en önemlisi de, ve en önemlisi de yazılı soruları mutlaka tamamlayın. Şimdi dersimizi bitirdikten sonra zaten bunları yapacaksınız. Şimdi güldürürken ders vermeye başlıyor i̇bn Refik Ahmet Nuri. Sahne kullanmada başarılı. Komedi türüne yoğunlaşıyor. Burada e, hisse-i şaya esene dikkat edin arkadaşlar. Diğerleri de hocanız işlediyse sorabilir. Zade Celal konularını genellikle Osmanlı tarihinden alıyor. ...mizahi bir eleştirel tavrı benimsiyor, müzikal komediyona yoğunlaşıyor, köprülüler önemli ve aynı zamanda İstanbul Efendisi gibi eserleri önemli. Evet arkadaşlar, konumuzu bitirdik. Şimdi sizin yapmanız gereken şey ee, güzel güzel çalışmak. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.